Merhaba arkadaşlar, Mobilya Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Excel'de etopla ve çok etopla formüllerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2022 Şubat kalem ve türevi satışları, mesela buranın bir kırtasiye işletmesi olduğunu düşünelim. Burada arkadaşlar satmış olduğumuz kalemleri, stokta var olan kalemleri, satış adedini, satış miktarını tamamını buradaki tablomuzda görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi etopla nedir? Burada kullanacağımız formüllerden ilki etopla. Etopla arkadaşlar bir şarta bağlı olarak toplam işlemidir. Yani ne demek istiyoruz? Şöyle diyelim. Stokta var olan ürün miktarı. Şimdi arkadaşlar ne demek istiyoruz? Stoktaki ürünler var. Stoktaki ürünler. Stok durumu şu an şurada var yok gibi veriler var. Burada arkadaşlar şartımız şu. Stokta var olan ürün miktarı. Yani şunlar. Şimdi bunun için arkadaşlar eşittir diyoruz. Ve topla. Tab tuşuna bastık. Şimdi aralık arkadaşlar. Yani şartımızın aralığı hangi şartta olduğunun aralığı. Bu aralığın tamamını seçiyoruz. Ardından noktalı virgül koyuyoruz. Ardından arkadaşlar ölçüt dediği tırnak içerisinde var olan stokta var olan toplam stok adedini öğrenmek istediğimizi varsayalım. Ardından yine noktalı virgül ve yine ikinci ölçütümüzü seçiyoruz. Seçtik. Evet. Formül bize şunu verecek arkadaşlar. Stoğumuzda var olan ürün miktarını bize verecek. Tekrar tab tuşuna bastığımızda 3150 adet ürünümüz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu etopla formülü. Bir de çok etopla formülü var arkadaşlar. Çok etopla formülü de birden fazla değişkene bağlı olarak toplama işlemidir. Yani ne demek istiyoruz? Bir numaralı rafta. Şimdi bu birinci şartımız. Birinci şartımız arkadaşlar bir numaralı rafta var olan ikinci şartımız. Ürün miktarı. Yani hem bir numaralı rafta yer alacak hem de stoğumuzda var olacak arkadaşlar. Yani iki tane şarta bağlı toplama işlemi, hatta bunu daha da arttırabilirsiniz. Şimdi eşittir işaretimizi koyalım. Formülümüz çok etopla. Çok etoplaya yön tuşlarıyla geldik. Tab tuşuna bastık arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada aralık toplamını seçmemiz lazım. Şimdi el topladan farklı olarak öncelikle aralık toplamını seçmemiz lazım. Yani stok adetini seçmemiz lazım. Biz burada birinci aralığımızı seçtik. Ardından noktalı virgülümüzü koyduk. Daha sonra buradan ikinci aralığımızı seçtik. Daha sonra yine noktalı virgülümüzü koyduk. Ardından var yazdık. Yani stok adedinin içinde var olan ürünler, tekrar noktalı virgül. Ardından arkadaşlar stok rafı sırasını seçiyoruz. Stok rafı sırasını. Çünkü niye? Bizim ikinci şartımız neydi? Bir numaralı rafta var olan ürünler toplamıydı. Evet, devam edelim. Yine noktalı virgül. Ve yine tırnak işareti içerisinde bir yazıyoruz. Tab veya Enter'a bastığımızda bir numaralı rafta yer alan ve var olan stoğumuzda var olan ürünlerin miktarı da 2050 olarak görünmüştür arkadaşlar. Şimdi benim buraya kadar anlattıklarım etopla ve çok etopla formülleri Excel'de önemli bir formüllerden bir tanesi arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın ve hala Mobilde Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın.